Merhaba arkadaşlar. Bir önceki ders yapmış olduğumuz çalışmanın üstüne hemen devam ediyoruz. Yazıları, ortam, sayfaları, yorumları gördük. Burada görmediğimiz ayarları gördük. Araç kullanıcı eklentileri gördük. Yani eklentileri gördük derken eklentileri görüp bitirme şansımız yok. Milyon tane eklenti var. Hangisini görelim? İleride site yaparken yer yer bu eklentileri kullanacağız zaten. Dolayısıyla daha iyi görmüş olacaksınız. Bilmemiz gereken şey eklentilerle ilgili. Eklentiler sayfaya ekstra özellik katmamızı sağlıyor. Mesela ne eklentisi? Anket eklentisi ekliyorsunuz. Sayfaya anket özelliği getiriyorsunuz. İşte galeri eklentisi ekliyorsunuz. Galeri özelliği. Slide eklentisi ekliyorsunuz. Resimlerin geçişlerini sağlayan bir slider eklemiş oluyorsunuz gibi. Şimdi en önemlilerinden bir tanesi görünüm arkadaşlar. Görünüm özelliği, görünüm olayı temanızın görünümü ile ilgili. Adı üstünde görünüm. Mesela siz tema değiştirebilirsiniz. WordPress'in en zengin olduğu şeylerden bir tanesi de tasarım değişikliğine çok açık. Tasarım değiştirebiliyorsunuz. Şimdi burada standart yüklü gelen tema 3 tane çok da amatör temalar. Ama ben yeni bir tema eklemek istiyorum deyip yeni tema ekle deyip buradan binlerce, milyonlarca milyonlarca olmasın binlerce temaya ulaşabiliyorsunuz. Birçok tema burada yayınlanan temaların birçoğu site olarak bize yeterli tarzda bir içerik ekleme olanağı sağlıyor zaten. Ama tabii buradakilerin paralı olanları var. Mesela ön izleme diyelim şuna. Muhtemelen hepsi burada gösterilen temaların hepsi ücretli temalar. Ama bunlar ücretsiz olanın bir kısmını size veriyorlar. Yani bir kısmını ücretsiz olarak veriyorlar. Satış politikası gibi düşünün. Bir kısmını size veriyor. İşinizi görür, hoşunuza giderse satın alıp tüm özelliklerini kullanabilecek şekilde temayı size veriyorlar. Buradan beğendiğimiz bir temayı ya da pro tema satın alacaksak dediğim gibi şuradan ön izlemelerine bakıp hoşumuza giden bir tema bulduk mesela diyelim. Senote diye bir tema var. Bu tema şey arkadaşlar, blog teması. Ben bundan bir tane site kurmuştum geçen deneme amaçlı. site.ankaray.net. Dehşet bir tema. Ücretsiz kısmı bile çok tatmin edici. Yani ücretsiz temaya bakın. Mesela her yüklendiğinde şuradaki resim değişiyor. Hepsinde de değişmiyor olabilir. Rastgele geliyor yani. Burada sonra işte menüsü var. Gördüğünüz gibi açılır menüsü var. Sosyal medya paylaşımları var. Telefon e-posta ekleyebiliyorsun. Logo ekliyorsun. Şöyle bir scroll kayan bir içerik karusel diyelim ekleyebiliyorsun. Sonra da ilk bloğu bunu da biz ayarlamıştık. Bloğun ilk yazısı büyük resimli geliyor. Sonra üçerli kutular şeklinde bloklar geliyor. İşte herhangi bir bloğu tıkladığınızda blok yazısına tıkladığınızda detayında içerikler geliyor vesaire işte YouTube videosundan galerisine kadar. Buna da Fancybox eklemiş miyim? Eklememişim. İşte burada mesela yazılar. Şu Türkçeleştirmeyi falan daha sonra göreceğiz. İşte yorum yazmaya izin verildiyse yorum yazın vesaire vesaire. Yani bu Senote teması gayet güzel bir tema. Bunu da kuralım mı? Kuralım. Bunda da kuralım. Yani hani bildiğimiz bir tema olsun. Çünkü birazdan göreceğimiz şey şöyle. Ücretsiz bir tema. O ilk temamız çok amatör kalıyor. O temayı bununla bilerek hani değiştirmiş olalım ki biraz daha böyle profesyonel görünümde bir tema olsun. Çünkü o tema çok mevcut o 20-18 20'ler bilmem neler onlar çok içerikten yoksun böyle içeriği çok güzel gösteremiyor. Ücretsiz olduğu için midir nedir? Çok garip temalar. Bakalım hatta yüklendi temamız. Senote. Böyle bir bakın ön izleme yaz, artık hani içerik bütün geliyordu hatırladınız mı? Bir önceki sayfada, bir önceki temada içeriğin tamamı burada tamamı geliyordu. Yani ki o da çok çirkin. Bütün içeriği ben niye göreyim ki? Böyle ön izleme şeklinde gelecek. Tıkladığın zaman devamını göreceksin içeriğin. Bakın yanda menüsü falan geldi. Yani çok daha pro duruyor görüyor musunuz? Sayfa çok daha şık ve profesyonel duruyor. Al, eklentilerimiz de çalışıyor, sıkıntı yok. İşte kategoriler geldi aşağıya, etiketler geldi. Güzel manzaraya tıkladım, güzel manzara etiketine sahip olan içerik yazılar geldi vesaire vesaire.
Evet, kesinlikle o tema çok 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 kötüydü. Peki, biraz önce size bir önceki derste söylemiştik. Ön izleme fotoğrafı olmayan yazılar nasıl geliyor? İşte bakın böyle geliyor. Ana sayfaya eğer ön izleme resmi eklemediyseniz böyle boş geliyor ve kötü bir görüntü oluşuyor. Hemen geliyorum yazılara. Giresun Kalesi'nde yokmuş mesela. Düzenle diyorum. Ne ekleyeceğiz peki biz? Öne çıkan görsel ekleyeceğiz arkadaşlar. Öne çıkan görseli ekliyorum. Hemen buraya alternate. Alternate tekstini ekliyorum. Güncelliyorum. Güncelledim mi? Ve F5 yaptığımda buraya da öne çıkan görselin geldiğini görüyorsunuz. Arkadaşlar bu çok daha şık gösteriyor. Bakın merhaba dünya dandik duruyor burada. Hemen geliyorum. Yazılardan merhaba dünyayı çöpe atlıyorum. Şimdi yazımız daha güzel görünecektir. Şimdi derse girişte dedik ki görünümle ilgili özelliklere bakacağız. Hemen temadan girdik. İlk alanımız temaydı. Ekli olan temalar arasında bak şu anda aktif olan tema sinote, senote. Bunu özelleştir burada da var. Onu göreceğiz ikinci olarak. Ya da diğer temalara gelip etkinleştir deyip bu temaları kullanmaya devam edebiliriz. Biz bunun üzerinden yürüyelim çünkü bu tema daha böyle eklediğimiz içeriği güzel gösteriyor. En önemli özellik arkadaşlar burada özelleştir menüsü. Bu özelleştir menüsünden temanın bütün her şeyini aşağı yukarı görsel olarak temanın yerleşimini falan buradan ayarlıyoruz. Pro versiyonunu gör diyor. Pro versiyonunu görmeyelim, paralı. Şimdi sosyal medya özellikleri var mı? Facebook falan hesabınız varsa bunları ekleyeceksiniz. Şöyle bir bakalım. Facebook http nokta facebook.com/sektör Twitter gibi bunları ekleyebiliriz buraya. Bakın şurada sosyal medya ikonları var. Bunlara otomatik ekleniyor zaten. Yayınla diyelim. Geç. Varsa sizin başka sosyal medya eklentileriniz. Buradan yeni sosyal profil ekle ne var? Mesela Instagram var. LinkedIn var mesela. Gel buraya adresini de ekle. Benim adresi eklemediğim için şunu ekliyorum. Gördüğünüz gibi otomatik olarak logosu hemen geliyor. Tıkladığınızda da oraya gider. Üst kısım menü var. İletişim bilgisi var. Telefon. Buradan 0505. Neyse telefon numaramı yazmayayım gene. Telefon numaramı değiştirdim. E-posta adresimi değiştirdim. Sonra isterseniz bunları göstertirmeyebilirsiniz tabii. Yapışkan üst kısım etkinleştir dediği. Sayfayı aşağı çektiğinizde şu yapışkan kısım şu. Bunu isterseniz kapatıyorsunuz. Sayfayı aşağı çektiğinizde öyle bir şey gelmiyor. Açarsanız aşağı çektiğinizde buraya menünüz varsa menünüz açılıyor. Arama butonu varsa arama güzel bir arama alanı varmış bu arada. Geliyor. Şu üst bölüm yerleşimi dediği yer şurası. Bir logonuz, ikonunuz varsa şunların yerleşimine bakın diyor. Hangisini beğenirseniz onu kullanın. Böyle bir yerleşim. Şu yerleşim çok daha güzel. Menü buraya gelecek. Şurada da logomuz olacak. Birazdan logo yayınlamayı bakacağız. Sayfanın renk tayfı. Mesela sayfaya bir background renk gibi böyle hani hakim renk. Ki bu acaba çalışmıyor mu bu özellik? Şöyle bir bakalım. Şu anda çalışmıyor gibi. Yani her özellik çalışacak diye bir şey yok. Post slider dedi arkadaşlar. Bakın post slider şu karusel şeklinde sağa sola işte içerikleri bu şekilde gösteren bir eklenti. Çok yazı olduğunda sağa sola kaydırdığınızda güzel bir görüntü oluyor. Şu alana eklemiştim ben onu. Hemen size de göstereyim. Şu aslında şık duruyor. İsterseniz kullanıyorsunuz, isterseniz kullanmıyorsunuz. İstiyorsanız mesela şu kategoriyi göster diyorsunuz. Doğa manzaraları burada gelsin sadece diyorsunuz. Bu çok güzel aslında bu özellik de. Şimdilik kapatalım. Yayınla. Post slider, gezinti bağlantıları.
Bunun şu anda nereye aktif ettiğini bilmiyorum. Geçtim, yerleşim. Sayfanın ana sayfası, site yerleşim. İster sayfayı şu şekilde bir konteyner içerisine alabilirsiniz. Bakın kenarlık çıktı sayfada. Bu şekilde görünsün. İsterseniz geniş, kenarları boş görünsün. Hangi tip hoşunuza gidiyorsa onu belirleyebilirsiniz. Şöyle kullanan da var siteleri genellikle. Arşiv blok yerleşimi, yani sayfa kategorilerine gittiğinizde diyelim veya işte şuradan bir sayfaya gittiğinizde, tabi tekil yazı yerleşim bu. Arşiv blok, bir kategoriye gittiğimizde, doğa manzaraları kategorisine gittiğinizdeki görüntü nasıl olsun diyor. Nasıl gelsin? Onlara da şey gelsin mi işte, şöyle yanda bakın kategori olarak gelse bile yanda yine bir menü çıktı. İsterseniz bomboş kullanın. İsterseniz o menüyü sol tarafta çıkarın. Bu tamamen size kalmış. Buradan sonra tekil bir yazıya gittiğinizde, aşağıdaki de tekil yazıya gittiniz. Böyle yanında menüsü gelsin mi? Yoksa bomboş iki tarafı da kaplayacak şekilde mi gelsin? Acayip serbestlikler sunuyor bize. Yani yazarken siteyi şu anda ben bir aynı zamanda web sitesi yapan birisi olarak söyleyeyim, webmaster diyelim. Çok güzel özellikleri var. Nasıl istiyorsanız öyle kullanabiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik. Bu özellikleri de ayarladıktan sonra menü kalsın. Genelde tekil yazılarda işe yarıyor. Tipografi yazı tipleri seçmek için kullanılıyor. Onları belirliyoruz. Arşiv blok kısmı nasıl görünsün diyor. Şöyle mesela bir kategoriye kategorinin birine tıkladınız. Yazılar böyle geliyor ya. Bu yazılar bu şekilde mi gelsin? Yoksa alt alta tüm yazı böyle hani blok blok mu gelsin? Yoksa bir tanesi büyük, en son eklenen büyük, diğerleri kutu 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 mu gelsin gibi. Onlar gelirken de nasıl gelsin sırası? İlk harfi büyütmeyi etkinleştirirseniz şu neyin ilk harfini büyütüyor? İçeriğin ilk harfini büyütür. Daha fazlasını oku bakayım. Tekil yazılar için mi? Onu şu anda çok da göremedim. Yok. Kategoriye gelelim yine. Böyle mi görünsün? Şöyle mi görünsün? Ki bu görünüm daha modern duruyor. Ben bunu seçiyorum. Eklediğiniz resimlerin büyüklükleri aynı olursa şurası daha belki şık durabilir. Şurada ne gelsin diyorum. Küçük resim, meta etiketleri varsa şurada. Başlık, içerik ve dibindeki şu kısım. Böyle bir şey. Arşiv blok kısmı bu. Ya bu temadan temaya değişiklik gösteriyor burası bu arada. Onu çok net söyleyeyim. Temadan temaya, ama en çok kullanacağımız sayfa düzenlemesi yapıp sayfaları tasarım olarak değiştirirken en çok kullanacağımız alan burası olacak. Sayfaların görünümünü buradan belirliyorsunuz. İşte herhangi bir sayfanın, sayfa dediğimiz şey şu sayfamız vardı ya. Çık şuradan. Sayfaların görünümünü oradan düzenliyoruz. Geldik sayfa kısmından. Tekil yazıların özelliklerini, tekil yazı mesela yazdı. Şu tekil yazının işte küçük resim, kategori, başlık gibi yerleşimini buradan ayarlıyoruz. İlk harfi büyütmeyi etkinleştir şu mudur acaba? Evet, oymuş. İlk harfi büyütmeyi etkinleştirirsen şu ikili yazılarda ilk harfi büyütüyor ki çok da gerek yok. Yazar kutusunu etkinleştir dediği şurası. İstiyorsanız bunu kapatabilirsiniz. Yazarın kim olduğu belli olmaz. İlişkili yazıları etkinleştir diyor ki bu ilişkili yazılar varsa benzer yazılar buraya geliyor. Aslında bu süre olarak çok zamanımızı alacak. Postribbon dediği şu en üstte bir şey ekliyordu. Hatırladım onu. Postribbon'u eklerseniz şuraya küçük bir içerik kısmı ekliyor ama bu bütün yazılarda çıkıyor. Hiç hoşuma gitmedi o. Her yerde çıkıyor bu. Ve mobilde çok fazla alan kaplıyor. Onun için istemediğim bir özellik. Geçiyorum. Dip dediği kısım neresi? Şu en alt. Ha, onu söyleyeceğim. Mesela burası beyaz iyi durmuyor. Siyah yaparsanız çok daha şık duruyor. Onu da bu şekilde en alt kısmı da dip demiş. Geçtik. Site kimliği kısmı var. Bunlar zaten var olan şeyler. İsterseniz bir logo seçip sayfanızı
Logoyla da ifade, yani logo zaten aslında sitelerde çok kullanılıyor olması gereken bir şey. Hemen ben bir tane benim bir logom vardı, onu ekleyeyim. Şunu seçeyim, alternate text'e yaz. Şimdi alakası şu olacak ama neyse, Giresun manzara. Yani bir logo seçtiğinizde nasıl görüneceğini görmeniz açısından şu logoyu geniş olarak seçebiliyorum. Kırpmayı kırp da ya da fark etmiyor, o resim aynen gelecek zaten. Sitenin ikonu diyor. Şu yukarıda bakın, site açıldığında ikon görünüyor ya. Öyle bir ikon istiyorsanız onu da şuradan seçip kırparak seç diyorum, bakın kırp diyor ya, şurayı göstertir diyorum, logonun bir kısmını kırp diyorum. O da yukarıda artık, bakın görüyor musunuz ikon nasıl değişti, sayfanın ikonu. Yayınla diyorum. Böylece site kimliğini ayarlamış olduk. Şöyle gelelim hatta. Bakın logo geldi. Şu yazılar gelmesini istiyoruz şimdi. Logo gelince bunlar fazlalık oldu. Onu kaldıracağız birazdan. Hatta şuradan üst kısım. Neredesin, neredesin? Üstünü etkinleştir. Üst kısım tepe çubuğunu etkinleştir. Şu tepe çubuğu da kapatılıp açılıyormuş bu arada. Şu siyah alan var ya. Şuradan tepe çubuğunu kapatıp açabiliyormuşsunuz. Şunları sileceğim ama burası site başlığı ve sloganını göster diyor. Gösterme. Haliyle logom varsa artık slogana ihtiyacım yok. Kapattım. Renkler diyor. Sayfada renk, arka plan rengi ayarlayabilirsiniz. Mesela atıyorum şöyle. Yeşilin bir ton olsun. Mavinin, yeşilin. Giresun'la ilgili olduğuna göre şöyle yeşilin bir tonu olsun diyeceğim ama yeşil de hiç güzel olmadı burada. Varsayılana yükle gerek yok. Beyazda anlatmaya devam. Üst kısım görseli sayfaya, şuraya sabit üst kısım görseli ekleyebiliyorsunuz. Yani onu ben şöyle söyleyeyim. Bir tane ekleyip göstereyim ama çok saçma bir şey olacak. Seçtik, kırptık. Şöyle şu kısmı göster diye, bakın belirli bir alan gösteriyor. Sayfanın üstüne getiriyor bunu. Yerleştiriyor. Hatta onları rastgele getirtiyor falan. Şöyle bakalım. Ana sayfaya gelelim. Şöyle bir şey. Buraları, yazıları falan da değiştirebiliyorsun şuradan. Giresun'dan manzaralar. Yani istiyorsanız eğer tabi kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizinle alakalı bir şey. Birkaç tane görsel eklerseniz her seferinde başka görsel geliyor. Detay yazıya tıkladığınızda o kaybolup detay yazı yukarı çıkıyor. Bakın bu şekilde. O sadece ana sayfada kullanılıyor. Şu. Ay, güzel görünüyor mu? Bazı siteler için, bazı içerikler için güzel oluyor ama ben burada slide kullanmayı tercih ediyorum sitelerimde. Üst kısım görseli aşağı yukarı birçok temada var. Aşağı yukarı her temada var. Arka planda resim kullanabilirsiniz. Gereksiz olur. Ben çok sevmiyorum. Menülere gelelim. Şimdi yeni menü oluştur. Yeni bir menü oluşturup yukarıda gösterebiliriz. Menü ismi. Yani şurada menü istiyorum. Ana sayfa hakkımızda iletişim vesaire gibi içerikleri olan. Ya da bir şuradan bir birincil menü. Bizim bu temanın kendi menüsü yok herhalde hiç. Yeni menü oluştur diyeceğiz. Bunu menü kısmından da yapabiliriz. Tema özelliklerinden şuradan. Nerede menümüz? Menüler, şuradan da ekleyebiliriz. Ana menü diyelim mesela. Ben Türkçe karakter vermeden menü ismini veriyorum. Menüyü oluştur. Şimdi sayfaları otomatik ekle, bilmem ne, birincil menü olsun diyoruz. Ana menümüz, kaydet. Buna ne ekleyeceksin diyor ana menüye. Özel bağlantı, kategori, gezi yazılarını ekle. Geldi gezi yazıları. Doğa manzaraları diye bir menü ekle. Yazılardan iletişim sayfası, hakkımızda sayfası gibi sayfanız varsa onları da ekleyebilirsiniz. Yani demiştik ya, iletişim sayfası mesela, buradan yeni sayfa yapıp iletişim sayfası yapacağız, işte Google harita ekleyeceğiz mesela. Bir dakika, şunu bir kaydedeyim. Bir tane iletişim sayfası yapayım. Hemen sayfalar, yeni ekle. Mesela iletişim sayfası. Şuraya hemen Google Map ekleyeceğim, değil mi? Gel buraya. Map. Google harita.
Bakalım oradan harita olarak değil de şuradan ne olarak ekleyeceğiz? HTML kod olarak mı ekleyeceğiz? HTML, özel HTML diyelim. Şunu koyalım. Şuraya gidip maps.google.com desek, şuradan maps google, şuraya Giresun desek, yaklaşalım birazcık. Şöyle bir alana geldik. Bunu şimdi ne yapalım? Paylaş diyelim. Embed kodunu alalım. Harita yerleştirmeden şu kodu alalım. Kopyala HTML'i. Gel buraya yapıştır. Ön izlemede bakayım. Harita kodu geldi. Sonra buraya işte tablo ekleyip telefon vesaire ekleyebiliriz. Şimdi sabit bir sayfa yapıp da onu menüye çekmeyi göstermek için sabit bir sayfa yaptım. Hem de harita yapmayı da göstermiş oldum bu arada. Geldim buraya şimdi. Ne yapacaktık? Menü ekleyecektik. Menülere geldik. Şuranın en sonuna mesela ne ekleyeceğim şimdi? Sayfalardan iletişim sayfası dedik. Menüye ekle dedik. O da geldi. Özel bağlantılardan URL. Sitenin adresini yazabiliriz direkt buraya. Ben DS koyuyorum. O da oraya bağlanır herhalde. Ana sayfa diye de bir şey ekleyelim. Ana sayfayı yukarı çekelim. Menüyü kaydedelim. Bu menüyü özelleştirden ana menü yapacağız şimdi menülerden. Bakın zaten geldi, görüyor musunuz? Menüler geldi. Bu yani. Hani sayfa böyle ne bileyim Word'de yazı yazar gibi site yapıyorsunuz. Şaka gibi. Menümüzü oluşturduk. Gezi yazılarına bastığında gezi yazıları tık 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 geliyor. Doğa manzaralarına bastığınızda direkt doğa manzaraları tık tık geliyor. İletişim sayfasına bastığınızda harita kodu. Ya bunları genişletip daraltabiliriz. Hiç problem değil. Telefon düzenle. Buraya form filan ekleyebiliriz. Daha önce eklentilerde göstermiştim. Kontak form 7 gibi bir şey vardı. Onu buraya ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi dehşet özellikleri var. Yani nasıl anlatayım daha? Bilemiyorum. Menü ekleme böyle. Bileşen ekleme. Kenar çubuğunda neler görünsün? Arama olsun mu? Bu şu. Kenar çubuğunda arama alanı olsun mu? Olmasın istiyorsan kaldır dersin. Arama olmaz yani. İçinde arama yapmayacağınız bir sayfa için gerek yok. Yorumlar görünsün mü? İşte görünmesin. Kaldır. Yayınla diyorum. Sayfa yayınlanmış oluyor. Bu şekilde arkadaşlar, özelleştir alanında böyle. Hedeflediğimden yavaş gidiyorum. Hızlı anlatmaya çalışmama rağmen. Görünümde başka ne var bakayım? Menüleri ekledik. Bileşenler. Bileşenler şu kenar çubuğunda vesaire de olan şeyler. Temaya eklentiler ekledikçe buralar. Yani sizin temanızın özelliklerine göre buralarda görünen şeyler de değişiyor. Bunları işte tutup aşağı yukarı buradan ayarlayabiliyorsunuz. İşte bunları bunlara işte özellik ekleyebiliyorsunuz ekstra. Şöyle çekip bırakarak. Mesela alt kısımda şu görünsün istiyorum. Meta havuzu. Bu buraya geliyor. Gibi. Bunları zamanla zaten siz kendiniz de kullanmaya başlarsınız. Biz şimdi temel ayarlarını yapmaya çalışıyoruz. Üst kısım, arka plan, Synod Options dediği bu yüklediğimiz temanın mesela istersek demo içeriklerini falan çekebiliyoruz. Ben buna demo içerik çekmiştim mesela. Bu içerikleri ben yazmadım. Yazılı geldi. Demo içerik dediğimiz temaların kendi içerisini dolu gösterdiği halinin sizin sayfanıza aktarılması olayı. Tema düzenleyici de anladım. Tema ile ilgili çeşitli kodlara müdahale edebildiğimiz mesela Senote temasının ne kısmına işte atıyorum arşivler kısmına işte yorum kısmına buradan kodlama biliyorsanız müdahale ettiğiniz alanlar ama eğer kodlama bilmiyorsanız buraya hiç yaklaşmayın. En ufak bir noktalı virgül, bir virgül, bir tırnak bütün siteyi kapatabilir. Ondan sonra uğraşır durursunuz. Hiç gerek yok. Görünüm alanı da böyle.